memlekete kadar açılır. O kadar geniş. Efendim, olur onun berzaktaki makamı. Bir saatlik yoldan hicret eden de var. Bir günlük yoldan hicret eden var. Bir aylık yoldan hicret eden var. Bir yıllık mesafeden hicrete gelen var. Ona göre onun kabri o kadar genişler. Cennet bahçelerinden döşenir. Bursa'dan muhacir olur. Şam-ı Şerif'e ve Şam-ı Şerif'e aşık olan kimselerden idi. Aziz Zeki Efendi. Şimdi kabri onun öyle ta Bursa'ya kadar genişlemiş. O cennet bahçelerinden ona döşenmiştir. Bizim kayınpeder de ta Kazan'dan hicret edip gelmiş. O da Şam'da defnoldu. Hakiki muhacir oldu. Efendim, ona da ta Kazan'a kadar kabri genişletilmiştir. Allah yolunda hicret ila yevmil kıyamete kadar bakidir. Dini için hicret eden kimse ve peygamber olsun, evliyalar olsun, kendi yerinde doğup da ölen hemen pek azdır. Veya yoktur. Muhakkak hepsi doğduğu yerin efendim dışında hicret ettiği bir yerde defnolunur. Allah Allah. Ya. Her sahada meydana çıktığı bir günlerdir. Bugünümüz. Bu da münker olan bir iştir. Ölü efendim ancak dar-ı harp olursa, kafir memleketinde bulunursa bir kimse ve defnedilecek İslam kabristanı bulunmazsa o kimseyi vasiyeti üzerine efendim İslam beldesine nakletmeye olur. Lakin şimdi Müslüman memleketlerinde ölen bir kimseyi Müslüman mezarlığı var, camisi var, efendim cemaati var. Ne lüzumu var o adam buradan bu kadar masraf yapıp da memleketine, vatanına diyerekten, vatanı ne canım? Vatan toprak. Hangi yere, hangi yerde vefat olduysa vücut toprağa aşık olur. Eğlendirmeyin, geç bırakmayın diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Defnedin. Ne lüzumu var? Pastırma ederler ölüleri. Buzluğun içerisinde dondurup efendim. Haram olan bir iştir. O kadar para da sorulacaktır. Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah'ın razı olmadığı yerde o parayı sarf ediyor. Keşke öyle kimseler bir vakıf tayin etseler de o gibi adamlar eğer vasiyet etse bile o vasiyet geçerli vasiyet değil ki. Beni yerime defnedin dediği halde bile lüzum etmez. Onu olduğu yerde defnetsin. Ona sarf edeceği masrafı efendim o vakfa yatırsın. Ki ila yevmül kıyamete kadar ondan onun kabrine rahmet akar. Ya hiç faydasız. Haram olmasa en edna mekruh olan bir iştir. Münker olan iştir. Ölü taşıması. İstanbul'da öldü, Trabzon'a gidecek. Veyahut efendim İstanbul'da ölmüş, Erzurum'a götürülecek. Ne lüzumu var? Ya diyar İslam bu. Müslüman memleketi, Müslüman kabristanı. Defnediver. Hatta nerede olursa olsun ölen kimseyi yerine defnetmek daha âlâ. Bir gece
sahabe-i kiramlar Medine-i Münevvere'de bir garip hal gördüler. Onlara hepsine, bütün sahabe-i kiramlara o Cennetül Bakıya'da olan hal keşfoldu. Ve Peygamber-i Zişan'a onu naklettiler. Dediler ki ya Resulallah, biz bu gece bu Cennetül Bakıya'da acayip bir hal müşahede ettik. Gördük ki bir takım beyaz develer, beyaz tabutlarla ve onları çeken beyaz kıyafette melaikelerle dışarıdan Cennetül Bakıya geliyor. Ve yine gördük ki Cennetül Bakıya'dan siyah develer, siyah tabutlar ve siyah melaikelerle çıkıp başka memleketlere götürülüyor, gidiyorlar. Bu hikmet bize keşfoldu. Bunun hakikatinden sorarız ya Resulallah. Nedir? O zaman aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ey ashabım, size hak olan bir şey gösterildi. Bu Cennetül Bakıya defnolmaya layık olan kişiler olur. Başka kuturlarda, başka arzlarda, dışarıda vefat edip de bu yere defnolmaya layık kimseleri, onlar o yerlerde defnolunduğu anında, o gün o gecede melaike-i kiram onları alıp beyaz develer, beyaz tabutların içerisinde o beyaz melaike, nurani melaike buraya getirip buraya defneder. Burada da bu toprağa, bu haremeyn-i şerifeyne defnolmaya layık olmayan kimseleri de, çünkü öyle derdi Büyükşeyh Efendi Hazretleri cennet mekan, bu toprak zemimi ahlaklardan temiz olmayan kimseleri burada bırakmaz. Onları buradan alır. Burada defne olsa da o nakkal olan melaike vardır. Onları buradan defne olunduğu anında alır ve dışarıya sevk eder. Başka kuturlara sevk eder. Şam'a sevk eder diyor onları. Şam'ın toprağı temiz eder. Şam kabul eder de Mekke, Medine tamamıyla temiz, pak olmayan sıfat sahiplerini kabul etmez, dışarı atar. Mekke'den, Medine'den oraya, Şam'a nakl olur, Şam temiz eder onları. Şam'a diyor 24 bin kebire günahlen bir kimse defnolsa oradaki tecelli onları temize çıkarır. Seyyiatını hasenata kalbeder. Kıyamet gününde 24 bin kebire günah yerine ki 24 bin haseneyle kalkıp gelir diyor mahşer yerine. Hazreti Ali Efendimiz öyle söylemiş. Bu Şam'da defnolunan kimselere iki keramet vardır. Birisi onlar kabir sıkmasından emin olur. İkincisi sırat üzerinden geçmekte onlara eman verilir. Bu iki keramete erer Şam'da defnolunan her kimse. Onun için bir kimse nerede defnolsa da olur. İman ile geçtikten sonra, hatta dar-ı harpte olsa bile onları nakledecek melaike bulunur İslam diyarına. Çünkü dar-ı harpte Kafiristan'da defnolan ve son nefeste imana tebdil olan insanlar vardı. Yani kafir yaşayıp da imanla geçen kimseler vardır. Binaenaleyh onlar defnolundukları
günde, gecede oradan İslam diyarına nakledilir. İslam kabristanlarına getirilir. Hatta Şeyh Efendi Hazretleri bana demişti, bu Şam toprağında bir kafir barınamaz. Allah. Onun için Şam cennet, cennettir diyerekten hadiste gelir. Binaenaleyh cennet ise bu kafirler nedir burada denirse, kafir orada defnolunduğu anında oradan alınır, başka memleketlere gönderilir ve başka memleketlerde Müslüman ölen kafirlerin, Müslüman öldükleri takdirde onların kabirlerinden alınıp melaike Şam'a getirir. Bu Şam'daki kafir kabristanında yatanların hepsi de mümin olarak orada ölüp de buraya naklolunanlardır. Sen diyerekten Şeyh Efendi Hazretleri peygamberin emri, oradan geçerken de onlara selam verdi. Allah. Ve Hazret oradan geçerken, Hazret keşif sahibi, kaç defa bana da o kabristandan geçerken kabir azabında olanı da gösterdi. Kabirin içerisinde cennet bahçesi olanların da bak nasip efendi diyerekten bana kaç defa da onu gösterdi o. Ha, o keşfi güneş gibi olan zat idi Hazret. Bak oğlum dedi bana, bu kabristana bak dedi. Bunun üstünde haç dursa da bunun altında bir tane varsa sen de bak dedi bana. Evet. Şahitlik yap. Öyle topraktır Şam toprağı. Bu tahdisi nimet için söylüyorum o meseleyi. Şimdiye kadar. Ama Şam'a mı gidelim? Efendim? Davet et çabuk. Şam, evveluhu Şam ve ahiruhu Şam. Evveli Şam, ahiri Şam. Şam'da iki içtima olacaktır. Aleykümselam. Ümmetin içtimağı olur. Birisi sahibin zamanında. Selamun aleyküm. İki içtima olur Şam'da diyor Ehlül Hakikat. Birisi Deccal'ın hurucunda, Deccal fitnesinden ehli iman kaçıp Şam'a sığınır. Büyük içtima olur diyor Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri. Bu Şam'ın ovasını görmüşsünüzdür. Maalesef. Herhalde. Karadan gitmem nasip olmadı. Öyle mi? Evet. O büyük ovayı gördünüz siz. Yemyeşil. Guta. Hadis-i şerifte Peygamber İlişan buyurdu. Benim ümmetimin içtima edeceği yer Melhame-i Kübra'da. O Deccal fitnesinde Guta ismindeki bir arzdadır. Orada bir Medine vardır. Bir şehir vardır. Dimeşk. Dimeşk denilir ona. O hayru menazilil müslimin, Müslümanların en hayırlı konakları olacaktır o yer o zamanda. Orada içtima eder. Şeyhimiz Sultanül Evliya bana söylerdi. Biz Kasyun Dağı üzerinde bulunuyoruz da bu Kasyun Dağı Şam'ın böyle şimal garbına doğrudur. Ve şimdi Şam'ın hemen bu cihetten hududu olur. Şam şehri ondan itibaren kıbleye doğru açılır gider. Bu dağ bir zaman gelecek böyle ortada kalacak. Bu tarafa ne kadar şehir varsa bu tarafa da aynı miktar Şam açılacaktır diye 40 sene önce onu haber vermişti. Allah'ın hikmeti bundan 3-5 sene önce bu Kuveyt'ten, Arap emirliklerinden, Hicaz'dan gelen kimseler bu dağın gerisinde hükümet bir meşru dedikleri proje mi derler şimdi?
bir planlama tertip etti. Orada yeni bir şehir kurulması için dağı tesviye edip, düzeltip, yollar, sokaklar açıp efendim öyle bir yerler yaptı ki hepsi o zenginler için villalar ve kasırlar olmak üzere tayin olundu ve inşaata başlanıyor. Ağaçlandırılıp kuru dağ, ağaçlandırılıp sularla efendim çemenlik yapılıp böyle muntazam bir şehir planı kuruldu. O sözün tahakkuku yoluna gidildi de ondan madde bütün Şam'ın hutası, o yeşillik arazi tamamıyla insan ile dolacaktır diyor. Ve böyle başındaki takkeyi atsa yere düşecek yer bulunmayacak da insan üzerine gelecektir. Umumi bir toplantı olacaktır orada. Bu Deccal fitnesinden kurtulmak için millet oraya toplanacak. Bu birinci içtimadır. İkincisi hadis-i şerifte malumumuzdur gelir. Ardu'ş Şam, ardul mahşer vel menşer. Şam arzı mahşer yeridir. Ve millet oraya toplanacaktır diyerekten buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta aleyhissalatü vesselam ilk olarak kabri açılıp kalkacak kişi kendisidir. Kabri açılıp Peygamber-i Zişan sakalı şerifinden toprağı böyle düşürürken ilk soracağı Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail, Hızır aleyhisselam olmak üzere orada Peygamber-i Zişan'ı davete hazır olunlar onlar. Onlara sual eder. Ümmetlerimin hali nicedir ya Cibril. Peygamber-i Zişan telaş eder ki acaba benden önce onlar haşrolup hesapları görüldü mü? Neye telaşı o? Cibril-i Emin onu tatmin eder, teskin eder. Der ki ya Resulallah, sizi hak peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki sizden başkası henüz kabrinden kalkmamış, sizin emrinize müntazırdır. Şimdi hepsi mahşere gitmek için. Cenab-ı Rabbul İzze sizi Şam'da Mahkeme-i Kubra'ya davet eder. Oraya hazır olmak için. Bu peygamber insan orada ben bulunduğu vakitte ümmetlerin işine ben bakarım diyerekten o peygamber-i zişan rahat olur. Peygamber-i zişan talep edecek mahşere geldiği vakitte huzur-u Rabbul İzze'de diler ki ya Rabbi ümmetimin hesabını bana bırak. Allah Allah. Ey Habib sana bırakmam. Sana da bırakmam. Sana da ümmetinin yaptıklarını göstertmem. Hesaplarına ben bakacağım. Kimseye de göstermeyeceğim. Sana da bildirmem. Sen de beşersin. Sen de insansın. Netice itibariyle. Sen de olabilir, sana tesir olur yaptıklarından. Ben Allah'larıyım. Bana tesir edemez. Bana kulların hareketinden ağır gelen bir şey olmaz. Sana olabilir. Ben bakacağım. Settar benim. Sen de görme. Sen bana bırak. Bak. İşte oraya geldiği vakitinde bu muamele de olur. Ondan sonra çok müjdeler var. Ümmeti Muhammediye. Orada içtima, ikinci içtima. Yevmül mahşerde olacağı için evveli de ahir de orada olacaktır. Dünyadaki içtima, ahiretin içtima. Şam'da olur. Onu da işittim. Sultanul Evliya olan Şeyhimiz Hazretlerinden Cenab-ı Allah yeryüzünde olan Beni Adem'e bir nazarı olur. 24 saat zarfında bir nazar buyur. Her kıtaya
bir nazar olur, Şam'a ikinci defa nazar olur. O nazarın tecellisinin nuruyla o Şam'da defnolunan kimselerin bütün zünubu, günahları yanar. O daireye giren kimselere emni aman olur. Oradaki ikinci nazar, Şam'daki mahşer gününde Cenab-ı Allah'ın bila keyf oradaki tenezzülü Rabbanisi olup Mahkeme-i Kübra'yı idare edeceği cihetle o tecelliye tahammül edebilmesi için ikinci nazar olur oraya. Her 24 saat zarfında. Binaenaleyh orada bir gecede uyuyan kimsenin aldığı fazileti burada bütün gece kıyam ile ibadette geçiren adam alamaz diyor. Uyuyan kimsenin payına düşeni başka yerlerde gece bütün gece kıyam edip de duran kimseler alamayan rahmet tecellisine mazhar olurlar. Şam ehli. Allah bize de oradan nasip versin. Şam ehli hamd ederken elhamdülillah ala nimetil İslam ve sükna bi Şam diye tabir ederler. İman nimetine şükrederken Şam'da bize efendim mesken veren, burada bize nasip veren Mevla'ya da şükürler olsun diye onu da söylerler. Ve minallahi tevfik hürmeti ifade.